günler diyorum. TRT Spor Yıldız ekranındayız. Handball Erkekler Süper Lig'de birazdan başlayacak mücadelede 12. hafta kapanışı gerçekleşecek ve devre arası da bir şekilde böylelikle merhaba diyecek. Türkiye Handball Federasyonu spor salonundayız. Spor Toto Spor Kulübü ile Nilüfer Belediyespor kozlarını paylaşacak. Ekrana Nilüfer Belediyesporlu oyuncular yansıyor. Maç öncesi hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Nilüfer Belediyespor geçtiğimiz 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik kaldı. 15 puan topladı ve ligin, düzeltiyorum, 10 puan topladı ve ligin 7. basamağında yer alıyor. Diğer yanda Spor Toto Spor Kulübü haftaya 4. basamakta girdi. 5. basamağa geriledi maç eksiğiyle. 15 puan toplayan Spor Toto Spor Kulübü şu an için bu maçta yine kazanıp tekrar 4. basamağa çıkmak ve devre arasını daha üst seviyede bitirmek istiyor. Spor Toto Spor Kulübü kadrosu görüntüye yansıyor. Kaleciler Coşkun Göktepe, Ahmet Furkan Civan ve diğer isimler. Alperen Pektaş, Yaşar Erdem Ateş, Ozan Özeş, Şenol Boyar, Sırrı Kemal Akdamar, Uğur Erceylan, Efe Karapınar, Mikail Yıldırım, Tuğberk Çatkın, Atakan Şirin, Burakcan Özdaş, Yiğit Eröz, Çetin Çelik ve Kemal Özdemir yer alıyor Spor Toto'nun kadrosunda. Nilüfer Belediye'nin kadrosu 13 kişilik bir liste. Kalede Hüseyin Bereket ve İsmail Erten dışında Özgür Sarak, Fatih Çalkamış, İsmet Alican Göçmen, Feridun Çetin, Mertcan Kenaryol, Ramazan Mutlu, Durmuş Mutlu, Can Ertuğ Işık Doğdu, Ahmet Aydın, Furkan Özcan ve Erdoğan Sürer'den oluşuyor Nilüfer Belediyespor'un kadrosu. Seremoni gerçekleştiriliyor. İlk yedilere baktığımızda şimdi Spor Toto'da kalede Coşkun Göktepe ile başlayacak ev sahibi ekip. Sağ kanatta Yiğit Eröz, sol kanatta Yaşar Erdem Ateş. Pivotta Uğur Erceylan, sağ oyun kurucu noktasında Sırrı Kemal Akdamar, sol oyun kurucu mevkinde Mikail Yıldırım ve orta oyun kurucu noktasında kaptan Alperen Pektaş yer alacak. Bugün ilk 7'de Nilüfer Belediye'nin ilk 7'sinde kalede Hüseyin Bereket, sağ kanatta Durmuş Mutlu, sol kanatta Can Ertuğ Işık Doğdu. Pivotta Erdoğan Sürer, sağ oyun kurucu noktasında Özgür Sarak, sol oyun kurucu mevkinde Alican Göçmen ve orta oyun kurucu noktasında Ramazan Mutlu yer alıyor. Konuk ekip Nilüfer Belediyespor'un 7'sinde. Maçın hakemleri görüntüde. Yunus Tokmak ve Serdar Özen maçın hakemleri. Yunus Tokmak Antalya bölgesinden, Serdar Özen Sivas bölgesinden maçın hakemleri. Ve Cemal Erdoğan da maçın gözlemcisi olacak bugün Ankara bölgesinden. Diğer yanda Zekican Akpınar, Alper Başar ikilisi masada bize yardımcı oluyor masa hakemi olarak. Bunu da hatırlatmış olalım sayın seyirciler. Az önce ifade ettiğimiz gibi devre arasına gireceğiz. Devre arası son maçı oynayacak Handball Erkekler Süper Lig'de 12. haftayla beraber artık milli takımın da kamp çalışmaları başlayacak. Tabii bugün milli takım toplandı. Bunu da yine hatırlatmış olalım. Serdar Seymen görüntüye yansıyor. Yardımcısı Serdar Karaçam'la beraber Emrullah Tekin ve menajer Ali Pektaş yine görevli isimlerden biri. Diğer yanda Hakan Günal Hoca sezon başı takımı devraldı. Erdal Kaynak kaleci antrenörü ve aynı zamanda yardımcısı ve Halim Akça sağlık ekibinden Nilüfer Belediyespor'un teknik kadrosu da bu şekilde yansıyor. Takımlar birbirlerine başarılar diliyor. Türkiye Handball Federasyonu spor salonunda 12. haftanın kapanış mücadelesinde zorlu bir maç bizleri bekliyor. Çekişmeli bir mücadele yine bekliyoruz bizler de aynı şekilde. Haftaya gelirken 4. basamaktaydı Spor Toto. 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet ve topladığı 15 puanla maç eksiğiyle 5. basamağa geriledi. Nilüfer Belediyespor 7. basamakta 5 galibiyet aldı. Şu ana kadar topladığı 10 puanla yine ligdeki yarışta kalan ve geçmiş yıllara baktığımızda da muhakkak yarışın içinde olan takımlar Spor Toto Spor Kulübü ve Nilüfer Belediyespor. 2 sezon önce şampiyonluk sevinci yaşamıştı başkent ekibi ve yine bunu taçlandırmak, yeniden bu mutluluğu yaşamak istiyor. Nilüfer Belediyespor'da geçtiğimiz günlerde lider, ligin namağlup lideri Özel Vefa Kent Hatay Büyükşehir Belediye'yi mağlup ederek, 2 maçta da mağlup ederek Türkiye Kupası dışına itti. Eleme mücadelesini geçerek adını 8'li finale yazdırdı. Bu moralle devam etmek ve
sonuç olarak lige de yarışa tutunarak devam etmek, bu yarışı sürdürmek istiyor Nilüfer Belediyespor ekibi. Beyaz altlı formayla izleyeceğiz Spor Toto Spor Kulübü'nü. Bu arada Atilla Zaman ve Enes Gümüşok ikilisi görüntüye yansıyor. Atilla Zaman sakatlığı dolayısıyla uzun bir süredir Nilüfer Belediyespor'un eksik isimlerinden biri. Devre arasında takıma katılacak, ameliyat oldu. Enes Gümüşok da yeni Hatay Büyükşehir Belediye oyuncusu. Geçmiş yıllarda Nilüfer Belediye'nin başarısı için ter döküyordu. Şimdi görüntüye de milli takımın oyuncuları yansıdı. Milli takım az önce ifade ettiğimiz gibi kampa girdi. Bugün itibariyle başlayan kamp çalışmaları burada Türkiye Handbol Federasyonu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Diğer yanda Hüseyin Bereket de yine kampa dahil olacak. Aynı şekilde Coşkun Göktepe de milli takımın kadrosunda yer alan, kamp kadrosunda bulunan isimlerden biri. Bu maçla beraber Okan Halay yönetiminde 30 Aralık'a kadar devam edecek kamp çalışmaları. Kamp çalışmaları bugün başladı aslında ama bu maçla beraber de artık daha da hızlanacak. Çünkü halihazırda oyunda bulunan, kadroda yer alan oyuncular da kamp çalışmalarına dahil olacak. Coşkun Göktepe ve Hüseyin Bereket dışında Enis Yatkın var. Kadroda kaleci anlamında amili erkek handbol takımımızın kamp kadrosunda. Coşkun da yine bir sakatlığı dolayısıyla, aşilindeki problem dolayısıyla geçtiğimiz günlerde de bir sakatlık ve yine maça devam edemediği bir an yaşanmıştı. Mücadele hareketlilik kazandı bu arada. İlk düdükle beraber Nilüfer Belediyespor atağını izliyoruz. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Güzel bir handbol umuyoruz. Orta oyun kurucu noktasında Ramazan Mutlu, Ali Can'a bıraktı topu. Can Ertuğ Işık doğdu sol kanatta. Pivotta Erdoğan Sürer top bekliyor. Diğer yanda Özgür Sarak sağ oyun kurucu noktasında, sağ kanatta da Durmuş Mutlu top bekliyor. Kalede Coşkun Göktepe ile başladı Spor Toto Spor Kulübü. Savunmada Özgür, pası Erdoğan, döndü atış topağlarda. Erdoğan Sürer açılışı yapan Nilüfer Belediyespor oldu. Erdoğan'la golün tekrarı görüntüye yansıyor. Zor pozisyonda başarılı bir atış. Bu arada hemen cevap vermeye çalıştı Spor Toto. Alperen merkezde, atış topağlarda. Alperen Pektaş aslında sol kanat oyuncusu, kaptan Alperen Pektaş rotasyonda merkezde de oynayabiliyor ve ilk golü atıyor Spor Toto adına. Durmuş Mutlu için zor bir toptu. Kavramayı başardı ve golü attı. Şans anı bir yandan, bunu da ifade edelim çünkü tam da ayağına temas etmek üzereydi ki Durmuş Mutlu kontrolü sağladı ve topu kavramayı başardı. Özgür'le bu pozisyonu değerlendiriyorlar. Biraz daha dikine bir top geldiği konusunda bir yakınması oldu Durmuş Mutlu'nun Özgür Sarak'a. Bu arada Yaşar Erdem bıraktı. Kemal, Sırrı Kemal zorladı. Orada bir faul düdüğü var. Kart çıkacak, maçtaki ilk kartı Özgür Sarak görecek. Nilüfer Belediyespor savunmada Özgür Sarak'ın işte bu müdahalesi sarı kart getirdi. Ve maçtaki ilk kart Özgür Sarak'a çıktı. Yine beraberlik arıyor ev sahibi ekip. Yiğit, Yiğit Eröz ama Hüseyin Bereket'ten ilk kurtarış geldi. Hüseyin Bereket görüntüye yansıdı. Can Ertuğ şimdi sol kanatta. Bıraktı Ali Can. Sete döndü yeniden konuk ekip. Fatih Çalkamış savunmadaki isimlerden biri. O yerini şimdi Erdoğan Sürer'e bırakıyor. Nilüfer Belediyespor atağı setle ilerliyor. Özgür. Ramazan Mutlu, Ali Can'la paslaştı. Ramazan. Özgür. Erdoğan şimdi çapraz geçiş başladı. Ramazan bıraktı Durmuş Mutlu. Durmuş o da pası Özgür Sarak. Alperen yerde. Ali Can dar açıdan topu ağlara gönderiyor. Ali Can Göçmen topu ağlara gönderdi. Farkı ikiye çıkardı. Bir de kart çıktı. Kartı gören Sırrı Kemal Akdamar oldu. Biz golün tekrarını izlerken savunmadaki müdahalesi dolayısıyla Spor Toto'da Sırrı Kemal Akdamar sarı kart gören isim. Birer kart şu ana kadar çıktı. Her iki ekipte de üçer kart sınırı var. O üç kartın dışında
Her kartlık pozisyon 2 dakika cezası getiriyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Alperen. Sırrı Kemal. Sırrı Kemal kaleye baktı. Çok güzel bir gol attı. Farkı bir indiriyor Sırrı Kemal Akdamar'la. Ev sahibi ekip. Bu arada Fatih açı aradı. Atış imkanı vermedi. Spor Toto Spor Kulübü savunması. Fatih ve Sırrı Kemal'in arasında bir gülüşme yaşandı bu savunma esnasında. Şimdi Fatih yerini Erdoğan Sürer'e bırakacak hücumda. Ramazan. Erdoğan'la paslaştı. Şimdi Özgür sağ çaprazda, karşısında Alperen Pektaş var. Mikail merkezde, savunmadaki isim. Özgür pası kanada doğru. Yiğit orada kavradı. Top kaybı yaşandı Lifer Belediyespor'da. Hızlı hücum şansı Spor Toto için. Sırrı Kemal kaleye gitti ve topu ağlara gönderdi. Sırrı Kemal Akdamar golü atıyor. 2'de 2 yapıyor kendinden de, bir de sarı kart çıkıyor. Bu pozisyonda bu Ramazan Mutlu'nun müdahalesi kart getirdi. Sırrı Kemal farkı eriten golü kaydetti. 3-3'lük denge var. Ramazan Mutlu az önceki müdahalesiyle kart görüyor. Nilüfer Belediyespor'un ikinci takım kartı bu şekilde yansıdı. Alican. Ramazan merkezde. Özgür'le paslaştı. Şimdi çapraz geçiş başlıyor. Erdoğan bıraktı. Özgür. Onun da pası Ramazan. Yine çapraz geçiş devam etti. Alican. Alican pası pivota doğru ama top kaybı dediğim anda bir faul var. 2 dakika cezası. Sırrı Kemal Akdamar 2 dakika cezası aldı. Maçtaki ilk 2 dakikasını Spor Toto Spor Kulübü'nde bu müdahalesi sonrası Sırrı Kemal Akdamar görüyor. 5 kişilik savunma yapacak şimdi Spor Toto Spor Kulübü. Ve cezası başladı Sırrı Kemal Akdamar'ın. 2 dakika boyunca eksik oynayacak Spor Toto. Alican bıraktı. Özgür pası yerini bulmuyor. Orada bir savunma müdahalesi var. Eğer kaleci Coşkun Göktepe müdahale edip top öyle dışarı çıksaydı hücum Spor Toto'nun olacaktı ama yay üzerinde işte buradaki müdahale Mikail'den hücum Nilüfer Belediyespor. Ramazan pası Alican kanatta Can Ertuğ. Can Ertuğ ışık doğdu. Bu maçtaki ilk sayısını kaydediyor. Yeniden öne geçiyor Nilüfer Belediyespor. Can Ertuğ ışık doğdu. Ligde de 21. sayısını kaydetti. Golün tekrarı farklı açılarla görüntüye yansıdı. Kaleyi boşaltıyor bu arada Spor Toto Spor Kulübü bu 2 dakika cezası dolayısıyla. Sağ oyun kurucu noktasında oyuna giren Burak Can Özdaş oldu ev sahibi ekipte. Risk alıyor Spor Toto bu hücumu yaparken. Alperen bıraktı Yiğit. Herhangi bir top kaybı basit bir gol olarak dönecek Spor Toto kalesine, bunu da biliyor. Oyuncular Mikail'in atışı, top dışarı gitti. Yaşar Erdem hemen döndü ama kaleden kaleye atış, top dışarı gidiyor. Hüseyin Bereket kaleyi yokladı, olmadı. Çerçeveyi bulmayan bir atış. Alperen atış topağlarda, yeniden dengeyi sağlayan Alperen Pektaş oldu. Durum 4-4. Alperen'in de bu ikinci sayısı 30. sayı ligde kaydettiği Alperen Pektaş'ın. Yine 5 kişilik savunma, çok az bir süre kaldı. 2 dakika cezasının dolmasına Sırrı Kemal Akdamar'ın. Erdoğan tekrar oyuna girdi pivotta. Özgür, Ramazan, Alican. Tekrar Özgür Sarak atış topağlarda. Özgür'ün bu ilk sayısı. Sarı kart çıkıyor Alperen Pektaş'a bu arada. Özgür Sarak takımın en golcü 3. ismi. 42 sayısı vardı. Bu da 43. olarak kayıtlara geçiyor. Ligde kaydettiği Özgür Sarak'ın. Sarı kartı gören Alperen Pektaş oldu. Sırrı Kemal Akdamar'ın da cezası son buldu. Sırrı Kemal oyuna girdi bu hücumda. Alperen. Kemal. Alperen sağ çaprazda. Karar hücum faul. Can Ertuğ yerde kalmıştı. Nilüfer Belediyespor hızlı hücum. Özgür. Ramazan elinden kaçırdı. Durmuş Mutlu'da kaldı top. Oyun devam ediyor. Fatih Çalkamış yine yerini Erdoğan Sürer'e bırakıyor. 6-0 savunma. Her iki ekip de şu ana kadar 6-0 savunma yaptı. Geçen 7 dakika 52 saniyede.
Alican. Özgür'le paslaştı. Ramazan. Erdoğan tekrar Özgür sağ çapraz bıraktı. Ramazan Mutlu. Albert kart çıkacak. Bu üçüncü ve son kartı olacak Spor Toto'nun gördüğü ki onu gören de ekran az önce yansıdı. Uğur Erceylan. Uğur Erceylan'ın sarı kart gördüğü pozisyon görüntüye yansıdı. Nilüfer Belediyespor hücumu yeniden hareketlilik kazandı. Erdoğan. Özgür şimdi. Ramazan. Oyun duruyor. Orada Erdoğan Spir'in topsal anda yaptığı bir müdahale. Hücum faul ve hızlı hücumla Yiğit kaleyi denedi ama Erdoğan gol izni vermedi. Düzeltiyorum. Hüseyin Bereket gol izni vermedi. Hüseyin'in bu ikinci kurtarışı. Kanatta şimdi Can Ertuğ. Can Ertuğ. Farkı ikiye çıkartıyor Nilüfer Belediyespor. Can Ertuğ ışık doğdu. Durum 6-4. Can Ertuğ'un bu ikinci sayısı 9 dakika geride kalıyor. 6-4'lük üstünlüğe ulaşıyor. Konuk ekip Nilüfer Belediyespor. Mikail. Alperen yine merkezde. Sıdık Kemal. Yiğit. Koşu yapan isim şimdi. Yiğit zorladı bıraktı Mikail. Çapraz geçişler. Spor Toto'da atış. Hüseyin'in müdahalesi. Farkı 3'e çıkarma şansı. Özgür kanada indi. Açı bulamadı. Durmuş Mutlu. Sete dönüyor yeniden Nilüfer Belediyespor hücumu. Yine oyuncu değişikliği hücumda. Erdoğan oyuna girdi. Ramazan Mutlu merkezde. Özgür'le paslaştı. Ramazan iyi bir boşluk buldu. Atış topallarda. Oyun duruyor. Bir de 2 dakika cezası çıkacak. Alperen Pektaş Spor Toto'da ilk 2 dakika, ikinci 2 dakika cezasını görecek. İşte bu gol farkı 3'e çıkardı. Ayrıca Alperen Pektaş 2 dakika cezası ve sonuç olarak Spor Toto yine eksik kaldı. Ramazan Mutlu'nun ilk sayısı. Yine kaleyi boşaltıyor ev sahibi ekip Spor Toto. Atakan Şirin oyunda. İlk kez süre alıyor bu mücadelede Atakan. Kale boş Spor Toto'da Yiğit şimdi bıraktı Atakan. Tekrar Yiğit Eröz merkezde pası Mikail Yıldırım, Atakan Şirin, Sırık Kemal. Kaleyi Coşkun devraldı bu arada. Atış bloktan dışarı gitti. Hücum yine Spor Toto'nun olacak. Mikail Yıldırım. Mikail Yıldırım atış topağlarda. Zor pozisyonda Mikail golü buluyor. Fark 2'ye iniyor. Alican. Yine bir 2 dakika cezası mı? Evet, Sırık Kemal Akdamar 2 dakika cezası aldı. Bu kendi adına ikinci, takımının üçüncü 2 dakika cezası olacak. İzliyoruz. Alican burada yükselmişti. Müdahale Sırık Kemal'den 2 dakika cezası. Maçtaki ilk 7 metre atışında Özgür Sarak kullanacak. İşaret geldi. Coşkun kalede dikkatli. Atış toparlarda. Özgür Sarak golü buluyor. Fark yeniden 3'e çıkıyor. Bu da Hüseyin'in kurtarışı. Sonrasında üst üste kurtarışlar geldi Hüseyin. Bir kez de dışarı çıkan topta kale boştu. Spor Toto kalesi. Kaleyi yokladı ama gol gelmedi. Toplamda şu ana kadar 2 golü var Hüseyin'in. Kaleden kaleye kaydettiği. Bu arada 2 kişi eksik oynuyor Spor Toto ve kaleyi boşalttı yine ev sahibi ekip. Pasif uyarısı var. Atakan Yiğit baskı var. Nilüfer Belediyespor savunmasında Yiğit Eröz'ün atışı topağlarda. Yiğit Eröz ilk sayısını buldu. Fark tekrar 2'ye indirdi. Spor Toto ekibi 4 kişilik savunma yapıyor ev sahibi. Alican karar hücum faul. Uğur Erceylan yerde kalmıştı. Hücum faulü aldı. 2 dakika cezasının bir tanesi doldu. Alperen Pektaş'ın cezası
Bir tane daha var. O da 45 saniye sonra bitecek. Sırrı Kemal Aktaman'ın cezası sürüyor. Yine kaleyi boşaltıyor Spor Toto. Atakan merkezde. Mikail'le paslaştı. Oyuna giren Burakcan Özdaş oldu. Kanattan koşu yine Yiğit Eröz'den. Yiğit pası Atakan. Atakan Şirin topu dışarı gönderiyor. Özgür şimdi sağ çaprazda. Pası Fatih Çalkamış zorladı. Faul var. Karar faul. Hemen değerlendirmeye çalıştı. Farkı 3'e çıkarma şansını böyle kullanıyor Fatih Çalkamış'tan İlper Belediyespor ama faul var. 14. dakikaya girdik. Durum 8-6. Nilüfer Belediyespor üstünlüğü devam ediyor. Özgür. Alican. Ramazan'la paslaştı. Şimdi Ramazan merkezde. Erdoğan koşu yaparken yayı ihlal etti. O 6 metre yayında ayakla müdahale, daha doğrusu ayağının bir ucu değdiği için hücum el değiştirdi. Hemen Atakan Şirin karşı kaleye yöneldi ve gol attı. Atakan Şirin farkı bir indiriyor. Bu arada Sırrı Kemal'in ikinci 2 dakika cezası da son buldu ve 6 kişi savunma yapıyor. Ev sahibi ekip. Serdar Seymen görüntüde. On beşinci dakikaya da girmek üzereyiz. Nilüfer Belediyespor üstünlüğü devam ediyor. Erdoğan. Özgür bıraktı Ramazan. Fatih Çalkamış oyunda. Ramazan. Müdahale Uğur Erceylan'dan. Tekrar. Hücum tazeliyor. Konuk ekip. Özgür'ün pası Fatih. Pivota doğru. Erdoğan'ın atışı top dışarıda. Faul bekledi Erdoğan Süler. Oyun devam etti. Şimdi beraberlik şansı ev sahibi ekip adına. Mikail'in pası Burak. Kanada indi. Yiğit açıyı düzeltemedi. Sete döndü yeniden. Ev sahibi Spor Toto. Atakan merkezde. Maçın 4'te 1'lik bölümü geride kalmak üzere. Mikail. Burakcan biraz geride kaldı top. Pasif yarısı geldi bu arada. Yiğit'in pası yerini bulmuyor. Uğur Erceylan için zor bir toptu. Bu arada 4 dakikadır gol atamıyor. Konuk ekip Nilüfer Belediyespor dediğim anda durmuş Mutlu. Bu şanssızlığı kırdı kendi adına ve takımı adına. Park tekrar 2'ye çıkardı Durmuş Mutlu. İzliyoruz. Çok deneyimli bir isim Durmuş Mutlu. Bu fırsatı iyi değerlendirdi. Maçın 4'te 1'lik bölümü geride kalıyor. 9-7'lik üstünlüğü var. Konuk Nilüfer Belediyespor'un ve sağ kanatta bir rotasyon. Çetin Çelik oyunda. Ev sahibi ekipte. Atakan bıraktı Çetin. Mikail çapraz geçişle Spor Toto ilerliyor. Mikail Yıldırım. Mikail Yıldırım yine boy avantajını iyi kullandı ve golü buldu. Farkı yeniden 1'e indirdi Spor Toto ekibi. İzliyoruz. Mikail Yıldırım'ın ikinci golü, takımın en golcü 4. ismi Mikail Yıldırım. O da 42. sayısını kaydetti az önceki bu golle. Takımın en golcü ismi Yaşar Erdem Ateş şu ana kadar gol atamadı bu mücadelede. 61 sayısı var geçtiğimiz o 11 maçta Yaşar Erdem Ateş'in. Ramazan. Özgür pası. Alican kaleye baktı, topu ağlara gönderdi. Alican Göçmen. Alican Nilüfer Belediyespor'un en golcü ismi demiştik. 49. golünü buldu böylelikle toplamda. Bu arada Uğur Erceylan 2 dakika cezası Fatih Çalkamış. İlk kez eksik kalacak Nilüfer Belediyespor. Fatih buradaki müdahalesi Uğur Erceylan'a ve formadan çektiği de çok net bir şekilde görülüyor. 2 dakika cezası geliyor Nilüfer Belediyespor, eksik kalacak. Mikail merkezde, Uğur Erceylan, Burak Atakan, Sırrı Kemal kanada doğru bir pas. Can Ertuğ'a çarpan top dışarı gitti. Hücum yine
Spor Toto'nun olacak. Atakan İlkay yine merkezde. Çapraz geçişler kanatta. Yaşar Erdem. Yaşar Erdem ateş. Az önce kulağını çınlatmıştık. Yaşar Erdem buradaki ilk sayısını kaydediyor. Toplamda da 62. sayısı ve farkı bir indiriyor. Kaleyi boşalttı Nilüfer Belediyespor'da bu hücumda. 2 dakika cezası dolayısıyla risk alıyor Bursa ekibi Nilüfer Belediyespor. Ramazan. Pasif yarısı geldi bu arada. Özgür pası. Erdoğan için zor toptu. Orada bir faul var. Yunus Tokmak ve Mikail'in az önceki diyaloğu görüntüye yansıdı. Bu da pozisyonun tekrarı. Pasif yarısı devam ediyor. 19. dakikaya girdik. Alican atış dışarıda. Farkı eritme şansı. Yeniden bir beraberlik fırsatı. Ev sahibi Spor Toto için. Mikail Atakan için zor top. Atakan kendi ilerledi ve gol attı. Atakan Şirin ikinci sayısı ve yeniden dengeyi sağlıyor Spor Toto Spor Kulübü. Savunmada şimdi Spor Toto. Nilüfer Belediyespor tekrar öne geçmek için top çeviriyor. Alican kanada doğru. Durmuş Mutlu. Özgür merkezde. Ramazan tekrar Alican'a kadar geldi top. Alican dönmeye çalıştı. Burakcan müdahale yapan isim Burakcan Özdaş ve 2 dakika cezası alıyor Spor Toto'da Burakcan Özdaş. Bu 4. kez yaşanıyor Spor Toto için. Toplamda 8 dakikalık bölüm demek. Geçen bu 19 dakikanın 8 dakikasında eksik oynadı Spor Toto diyelim. Şimdi Burakcan Özdaş'ın cezası başladı. Ramazan. Fatih. Pası. Kibot'ta kimse yok. Daha doğrusu Erdoğan için zor toptu. Hızlıcım Çetin kalede ve top ağlarda. Öne geçmeyi başarıyor Spor Toto maçın başından bu yana ilk kez. Pas hatası ardından Yaşar Erdem iyi gördü Çetin'in koşusunu. Çetin çelik golü attı. 11-10'luk skor. Spor Toto Spor Kulübü ilk kez öne geçti. Bu arada Ramazan o da boşluğu iyi değerlendiriyor. Eksik oynayan Spor Toto savunmasında yediği böyle buluyor. Ramazan Mutlu. Ramazan Mutlu'nun ikinci sayısı yeniden dengeyi sağlıyor. Konuk ekip Nilüfer Belediyespor. 11-11'lik dengede geçiyoruz maçın 3'te 1'lik bölümünü. Atakan merkezde. Yine kaleyi boşalttı Spor Toto. Cezası devam ediyor Burakcan Özdaş'ın. Çetin Çelik pası çok kötü. Özgür kale boş. Topağlarda. Özgür Sarak o pas hatasını iyi değerlendirdi. Tekrar Nilüfer Belediyespor'una geçiyor. İzliyoruz. Burada Çetin'in pasına Mikail önde kalmıştı. Top Özgür'ün önünde ve kale boş. Top ağlara böyle gidiyor. Nilüfer Belediyespor tekrar öne geçiyor. Üçüncü sayısı Özgür Sarak'ın. Atakan. Sırrı Kemal, tekrar Atakan Şirin, Alican merkezde. 2 dakika cezası, 100'e 1 müdahale. Özür diliyor Alican, bir şey var mı diye de sordu. Çok deneyimli bir isim Alican, tabii. İster istemez o savunma aşamasında bu tarz darbeler olabiliyor. Alican Göçmen burada, 100'e 1 temas. Karar 2 dakika cezası. Nilüfer Belediyespor da şimdi eksik kaldı ve sonuç olarak şimdi eksik savunma karşısında Spor Toto. Can Ertuğ topu önünde buldu. Fatih 2'ye 1 pozisyon. Durmuş Mutlu kaleciyle karşı karşıya ve top ağlarda. Fark bir anda 2'ye çıktı yeniden. Öne geçen
11-10'luk üstünlüğe ulaşan Spor Toto kalesi 3 gol gördü üst üste. Bu da hızlı hücumla alınan ikinci fark ve sonuç olarak Durmuş mutlu sahne alıyor. Mikail Yıldırım yeniden cevap veriyor. Fark 1. Nilüfer Belediyespor eksik savunma ve o boşluğu şimdi Mikail değerlendirdi. İlk yarıda kalan son 8 dakika 15 saniye ve Nilüfer Belediyespor'un bir sayılık üstünlüğü var mücadelede. Fatih, Caner Tu, Özgür, Ramazan şimdi merkezde tekrar Fatih'e döndü. Fatih çalkamış ama Coşkun Göktepe'nin kurtarışı. Hızlı hücum Spor Toto için Alperen pası. Oyun duruyor. Faul var. Sert düştü. Alperen Pektaş kalkamadı. Umarız ciddi bir şey yoktur Alperen'in. İzliyoruz. Burada destek beklerken dengesiz bir düşüş ve ardından yerde kalıyor. Alperen Pektaş hali hazırda kalkamıyor. Sağlık ekibinden Emrullah Tekin o noktada. Neyse ki şimdi kalkabildiğini gördük. Spor Toto kaptanı Alperen Pektaş'ın. Bu da az önce Coşkun Göktepe'nin kurtarışı. Ardından hızlı hücuma çıktı ev sahibi ekip. Samet Çahanlar ve Emrullah Tekin'in müdahalesi sonrası Alperen Pektaş 3 hücum kenarda oyunu izleyecek kural gereği. Sağlık ekibinin müdahalesi yaşandığı için 3 hücum Alperen Pektaş oyuna giremeyecek. Oyunun hareketlenmesini bekliyoruz bizler de. Yine bir beraberlik şansı Spor Toto adına. Yine 5 kişilik savunma karşısında ev sahibi ekip. Çetin açıyı düzeltti, top ağlarda. Çetin Çelik ikinci sayısı. Takımının en golcü ikinci ismi Çetin. Şimdi Yaşar Erdem'le sayıları eşitledi. Yani 62'ye ulaştı. Ve durum 13-13. Yeniden dengeyi sağladı Spor Toto Spor Kulübü. Özgür. Erdoğan oyuna girdi. Cezası son buldu. Az önce Alican Göçmen 2 dakika cezası almıştı. Atış Ramazan'dan top dışarı gitti. Öne geçme şansı yakalıyor. Ev sahibi ekip yine Çetin. Atış topalarda. Çetin Çelik. Üst üste goller. Oyuna sonradan girdi. 3 gol buldu ve takımını öne geçirdi. Üçer golü bulunan iki isim var. Çetin'in bu golü toplamda 63. golü oldu ve takımının en golcü ismi olarak da bu dakikalarla beraber kayıtlara geçmiş oldu Çetin Çelik'in performansı. Ramazan Fatih'e bıraktı. Fatih'in atışı Coşkun'da kaldı. Coşkun Göktepe. Sonrasında hızlı hücum ama Yaşar Erdem yetişemedi. İşte burada Coşkun'un kurtarışı, ardından hızlı hücuma çıktı. Ev sahibi ekip Sılı Kemal'in pasında Yaşar Erdem yetişemiyor. Yine bir top kaybı. Şimdi Yaşar Erdem topla buluştu. Yaşar Erdem ateş farkı 2'ye çıkardı. Coşkun'un 3. kurtarışı ve sonrasında hızlı hücum. Görüntüye yansıyor. Yaşar Erdem ateşte. Toplamda bu maçtaki ikinci, ligdeki 63. sayısını kaydediyor. İlk yarıda son 5,5 dakika ve 15-13'lük Spor Toto üstünlüğü var. Fatih. Alican. Alican'dan iyi fake ama Coşkun golü izin vermedi. Coşkun Göktepe'den 4. kurtarış. Şu an için her iki kaleci Hüseyin ve Coşkun 4'er kurtarış yaptı.
Bu da Coşkun'un dördüncü kurtarışı. 13-11'lik skorun üzerine, yani Nilüfer Belediyespor üstünlüğünün üzerine 4 sayılık bir seri yakaladı Spor Toto. Şimdi 5. seriyi, daha doğrusu seriyi 5'e çıkarmanın peşinde olacak ev sahibi ekip. Sırı Kemal pası, Mikail atış topağlarda ve fark bir anda 3'e çıktı. Mola gelecek. İlk molayı Nilüfer Belediyespor takımı kullanacak. 16-13'lük skor. Mikail'in bu golü mola getirdi. Mikail Yıldırım da 4. sayısını kaydetti. Az önce ifade etmiştik, birkaç dakika önce 13-11 önde olan Nilüfer Belediyespor o 3-4 dakikalık bölümde gol bulamadı. Gol bulamadığı gibi kalesinde üst üste 5 gol gördü ve ilk mola hakkını kullandı Hakan Günal. Başa baş bir mücadele zaten bekliyorduk ama bir o kalede bir bu kalede gol fırsatları, ardından öne geçme şansları ve sonuç olarak üstünlük sürekli el değiştiriyor. Geçen bu 25 dakikalık bölümde mücadele üst seviyede ve bizler de handball'a doyuyoruz. Bakalım bu mola nasıl yansıyacak takıma. Nilüfer Belediyespor molası son buldu. Hakan Günal görüntüye yansıyor. Bu sezon başı takımı devraldı Hakan Hoca. Yine bir Nilüfer Belediyespor hücumu izleyeceğiz. Bu arada Mertcan kenar yol oyunda. Rotasyon var. Konuk ekip Bursa Nilüfer Belediyespor'da. Alican bıraktı. Mertcan. Şimdi Erdoğan, çapraz geçiş devam ediyor. Mertcan kendi ilerledi. Mikail geçit izni vermedi. Şimdi Alican yine merkezde top çeviren isim. Mertcan tekrar Fatih şimdi desteğe geldi. Alican Mertcan'a bıraktı. Kanatta durmuş Mutlu. Atın Şam'a direkten dönüyor. Karar 7 metre. 2 dakika cezası Alperen Pektaş. Alperen de ikinci 2 dakika cezasını alacak. Pozisyonu değerlendiriyor. İtirazları var Alperen'in. Burada tam da yükseldiği an temas ve kanat oyuncusunun bu atış esnasında yükseldiği an çok kritik. Sakatlığa sebep olacak temaslar kesinlikle 2 dakika ya da belki de kırmızı kartla cezalandırılıyor. Alperen Pektaş'ın itirazları sonuçsuz ve 7 metrede Ramazan Mutlu çizginin gerisinde atış toparlardı. Ramazan Mutlu takımının ikinci 7 metre atışıydı. Özgür Sarak ilk 7 metreyi golle sonuçlandırmıştı. 2'de 2 yapıyor Nilüfer Belediyesporlu oyuncular 7 metre atışlarında. Fark 2'ye indi. 2 dakika cezası ve Spor Toto Spor Kulübü yine kaleyi boşalttı. İlk yarının bitmesine 3,5 dakika var. Çetin Çelik Atakan'a bıraktı. Yine çapraz geçişle devam ediyor Spor Toto hücumu. Mikail Atakan bıraktı. Sırı Kemal yine çapraz geçişle ilerliyor. Spor Toto'lu oyuncular oyun durdu. Faul var. Coşkun Göktepe kaleyi devraldı bu arada. Atakan sol çaprazda pasif yarısı geldi. Atakan şut imkanı bulamadı Mertcan'ın müdahalesiyle. Son 3 dakika ilk yarının bitmesine. Fark 2 sayı. Pasif yarısı. Bir kayın atışı bloktan dışarı gitti. Hücum yine Spor Toto'nun ama pas hakkı neredeyse hiç kalmadı. Mikail zor açıda, zor bir pozisyonda topu dışarı gönderir ama bir de faul düdüğü geliyor. Atakan kaleye baktığı atış topağlarda. Çok kritik bir atış. Atakan Şirin'den golü buluyor. Bak tekrar 3'e çıkıyor. Hemen cevap geldi Alican Göçmen'den. Alican da 3. sayısını buldu. Toplamda 50'ye yükseltti bu ligde bu sezon kaydettiği gol sayısını. Son 2 dakika 10 saniye ilk yarının bitmesinde fark 2'ye indi yeniden.
10 saniyesi var Alperen Pektaş'ın cezasının dolmasına. Çok az bir süre kaldı. Çetin Çelik oyuna girdi. Kareye yeniden devralıyor. Coşkun Göktepe bu arada. Çetin yerde ve karar 7 metre. 6 metre yayında bir müdahale. Durmuş Mutlu bir sakatlık yaşıyor bu arada. Bu da Alican'ın sayısıydı. Görüntüye yansıdı. Atakan Şirin hemen cevap verdi. Daha doğru bir faydalı pasif yarısı gelmeden sonuç alıyor. 7 metre atışında Hüseyin Bereket çok kritik bir kurtarışa imza atıyor. Doğru yerden oyunun hareketlenmesini izledi maçın hakemi. Son 1,5 dakika ilk yarının bitmesi için fark 2'de kaldı. Can Ertuğ dışarı çıktı. Alican sol çaprazda atış. Öncesi bir faul. Son 1 dakika 10 saniye. Fatih Bırak da Erdoğan'ı noktada. Mertcan kenar yol. Onda pas Alican. Erdoğan dönmeye çalıştı. 1-7 metre atışla şimdi Nilüfer Belediyespor kazanıyor. Erdoğan sürer yerde kalmıştı. Zemini temizlenmesi için oyun durdu. Pozisyonun tekrarı görüntüye yansıdı. Ramazan Mutlu yine çizginin gerisinde. Bu 3. 7 metre atış olacak Nilüfer Belediyespor'un. Bu arada kaleyi de devraldı. Ahmet Furkan Civan. Altyapıdan yetişen Ahmet Furkan kalede. Atış toparlarda tam köşeye giden top. Fark bile iniyor. Ramazan Mutlu'nun toplamda 4. golü. 2. 7 metre atışıydı ve onu da yine golle sonuçlandırdı. Son 30 saniye. İlk yarının bitmesine. 17-16'lık Spor Toto üstünlüğü. Mikail yetişemedi. Son 12 saniye. Beraberlik ve sonuç olarak soyunma odasına dengeli gitmek istiyor Nilüfer Belediyespor. Fatih döndü. Karar 7 metre. 6 metre yayında bir müdahale oldu. Beden dilinden görüldü Yunus Tokman. Karar 7 metre. İlk yarıyı bitiren siren sesi duyuldu ve bu 7 metre atışıyla beraber bizler de ilk yarıyı noktalayacağız. Pozisyonun tekrarı görüntüde. Ramazan Mutlu yine çizginin gerisinde. Coşkun kalede. Ramazan atış toparları gidiyor. Her iki takım da dengede gidiyor soyunma odasına. Ramazan Mutlu'nun toplamda 5. golü. 3. 7 metre atışı yine golle sonuçlandı. İlk yarı skoru netleşti. Spor Toto Spor Kulübü 17, Nilüfer Belediyespor 17. İlk yarı skoru bizler ikinci yarıda tekrar bekliyoruz. Yeniden sizler birlikteyiz ve ikinci yarı için henüz hakemler salona gelmedi. Daha doğrusu sahaya inmedi. Handball Erkekler Süper Lig'de 12. hafta kapanış mücadelesindeyiz. İlk yarıda 17-17'lik denge vardı. Spor Toto Spor Kulübü ve Nilüfer Belediyespor başa güreşen iki ekip. Zirvede o yarışta bulunmak isteyen ve ilk devreyi galibiyetle kapatmak isteyen iki ekip karşı karşıya. İlk 30 dakikada 17-17'lik denge vardı. Yasin Çalışkan tribünde ve Hüseyin Bereket şimdi onunla bir diyalog halindeydi. Aslında başa baş ve çekişmeli bir 30 dakika izletti bize her iki ekipte. Nilüfer Belediyespor ilk 20 dakikalık bölümde daha önde olan, sürekli kovalanan taraftı. Sonraki 10 dakikalık, yani son 10 dakikalık bölümde Nilüfer Belediyespor karşısında üstünlüğe ulaşan Spor Toto Spor Kulübü de bu üstünlüğü korumaya çalıştı. 3 sayılık avantajı da ulaştı ama ilk yarıya bunu yansıtamadı ve sonuç olarak ilk 30 dakikalık bölüm 17-17 sona erdi sayın seyirciler. Önemli anlar görüntüye yansıyor. Skorerlere baktığınızda Durmuş Mutlu'nun 3 golü var. Hüseyin Bereket'in 1 tane 7 metre olmak üzere toplam 5 kurtarışı. Coşkun Göktepe'nin de 4 kurtarışı olduğunu söyleyelim ilk yarıya düşen notlar arasında.
Sahanın en skorerine baktığımızda Ramazan Mutlu'nun 5 golü var. Bunlardan 3'ü 7 metre atışından geldi. Diğer yanda Mikail Yıldırım 4 gole imza attı Spor Toto adına. O da skorer isimler arasında kendisine yer buldu. Sırrı Kemal Akdamar'ın 2 golü görüntüye yansıdı. Caner Tuğuşuk Doğdu da yine 2 golle sol kanatta skor katkısı yapan isimlerden biriydi. Özgür Sarak da toplam 3 gol kaydetti. Bunlardan bir tanesi 7 metreden geldi. Hüseyin Bereket'in yine çok kritik kurtarışlarından biri görüntüye yansıyor. Üst üste kurtarışlar geldiği an Hüseyin Bereket'le beraber Nilüfer Belediyespor'da farkı yakalamış ve sonuç olarak bir adım öne çıkmıştı. Bunu da yine hatırlatalım. Mikail Yıldırım ilk yarıda Spor Toto'nun en golcü ismi. Atakan şimdi sonradan oyuna girmesine rağmen 3 gol kaydetti. İlk 30 dakika itibariyle. Sayın seyirciler, Durmuş Mutlu'nun da yine 3 golü var demiştik. Ve ilk yarıda 17-17'lik denge. Ve bizler ikinci yarı bekliyoruz. Hakemler de şimdi yerlerini alacak. Maçın hakemleri Yunus Tokmak ve Serdar Özen. Gözlemci Cemal Erdoğan'la beraber görevli isimler. Maçın hakemleri Yunus Tokmak, Antalya bölgesinden. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde Kepez'de görev alıyor. Ekrana yansıyan Yunus Tokmak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve 1996 yılından bu yana hakemlik yapıyor. Toplamda da 1998 yılından bu yana Serdar Özen'le beraber görev alıyorlar ki çok uzun bir süre, 24 yıl Serdar Özen'le hakem ikilisi olarak görev alıyorlar. Serdar Özen de Sivas bölgesi hakemlerimizden, ticaretle uğraşıyor o da. Evli, iki çocuk babası. Şu ana kadar geçmiş yıllarda 5 Süper Kupa finali, 8 dörtlü final mücadelesi ve 4 Türkiye Kupası finali yönettiler. Maçın hakemleri Yunus Tokmak, Antalya bölgesi hakemimiz, o da Sivas doğumlu aslında. 9 Ağustos 1980 Sivas doğumlu Güllü Tokmak'la beraber yaşıyor. Annesiyle beraber Antalya'da yaşıyorlar. Kepez Gençlik Spor İl Müdürü Yüksel Dorul da muhtemelen bu maçı izliyor. O da yine mücadelenin hakemlerinden Yunus Tokmağı yakından takip ediyor. İlk düdükle beraber Spor Toto başlayacak mücadeleye. Başarılar diliyoruz ikinci yarıda her iki ekibe. İlk yarıda 17-17'lik denge vardı. O dengede mücadele skora da yansımıştı. Sürekli el değiştiren üstünlük. Her iki ekipte bu üstünlüğü ilk 30 dakikada net bir şekilde yansıtamadı. Bakalım ikinci yarıda ve maçın son siren sesiyle beraber kim kazanacak, kim görecek, bunu da göreceğiz. Mikail, Sırrı Kemal, atış yanağlarda. Eli boş dönüyor Spor Toto yarı sahasına. Alican şimdi hücumda Nilüfer Belediyespor'da. İkinci yarının yedilerine baktığımızda da bir değişiklik. Mertcan Kenaryol oyunda halihazırda süre alıyor. Spor Toto'da da Çetin Çelik sağ kanattaki isim. Spor Toto'nun ilk yedisindeki farklılıklardan biri de bu şekilde yansıyor. Sağ kanatta da bir farklılık var. Nilüfer Belediyespor'da, Bursa ekibinde sağ kanatta Ahmet Aydın oyunda. Durmuş Mutlu'nun ilk yarıda yansıyan bir sakatlığı vardı. Bir pozisyon içerisinde darbe almıştı. Muhtemelen bu darbe sonrası oyuna devam edemeyecek durumda. Bu arada atış Mertcan'dan, o da dışarı gönderdi. İlk hücumlar gol getirmedi her iki ekibe. Fatih Çalkamış oyunda bir ayakla müdahale. Sonrasında Mertcan'da kaldı top. Fatih 4'e 2 pozisyon. Mertcan atış topağlarda. İkinci yarının ilk sayısı. Mertcan kenar yolla Bursa Nilüfer Belediyespor buluyor. Mertcan bu maçtaki ilk sayısını kaydediyor. Burada bir ayakla müdahale. Şanssızlık. Ardından Fatih Çalkamış topu buldu, bıraktı Mertcan'ı. Mertcan kenar yol golü attı. Tekrar Nilüfer Belediyespor öne geçti. Durum 18-17. Atış yanağlarda kaldı. Yine eli boş dönüyor Spor Toto yarı sahasına. Hızlı hücum şansı Nilüfer Belediyespor adına. Ramazan Mutlu bıraktı Mertcan'a. Tekrar Ramazan. Atış Fatih Çalkamış'tan ve topağlarda. Fatih bu maçtaki ilk sayısını kaydediyor. Farkı 2'ye çıkartıyor Nilüfer Belediyespor.
Spor Toto'da eksik olan isimler Berat Bilal Çebi cezalı olduğu için kartoda yok. Nilüfer Belediyespor'da eksik olan Atilla Zaman devre arasında oyuna takıma dahil olacak. Bir de Egemen Çakır'ın sakatlığı devam ediyor. Bunu da ifade edelim. Bu arada Hüseyin'in kurtarışı ama karar 7 metre. Sırrı Kemen'in atışında bir müdahale. İkinci yarının ilk 7 metre atışını Spor Toto kullanacak. İlk yarıda Spor Toto'da bir 7 metre atışı kullanılmış. Çetin Çelik kaleci Hüseyin Bereket'e takılmıştı. İkinci 7 metre atışında Yaşar Erdem Ateş çizginin gerisinde. Hüseyin kalede ve Hüseyin yine 2'de 2 yapıyor. Hüseyin Bereket ikinci 7 metre atışında da gol izni vermiyor. Fark 2'de kaldı. Alican merkezde. Mertcan tekrar Alican'a bıraktı. Erdoğan. Ramazan Mutlu şimdi tekrar. Mertcan kenar yol. Ramazan Mutlu. Ramazan pası Alican. Orada Burakcan geçit vermedi. Burakcan Özdaş. Caner Ertuğ hareketlendirdi oyunu. Ramazan Mutlu. Ramazan. Atış öncesi bir faul. Paysif uyarısı geldi bu arada Nilüfer Belediyespor hata için. Mertcan'ın pası Alican kaleye baktı. Kanada indi Caner Ertuğ artık. Pas hakkı kalmamıştı Nilüfer Belediyespor'un. Hücum Spor Toto'nun. Mikail. Mikail Yıldırım pası. Kemal. Sırrı Kemal Akdamar. İkinci yarının ilk golünü kaydediyor Spor Toto adına. Sırrı Kemal farkı bire indirdi. İzliyoruz. Zor pozisyonda golü attı. Fatih Çalkamış'ın da müdahalesi. Bir faul getirebilirdi. Ya da bir 7 metre atışta çıkabilirdi ama golle sonuçlandığı için herhangi bir ceza gelmiyor. Hücum Bursa Nilüfer Belediyespor'un. Ramazan Mutlu bıraktı Alican'la paslaştı. Mertcan kenar yol. Çok iyi sevildi orada. O boşluk Mertcan'a bir gol imkanı sundu ve golü attı Mertcan kenar yol. Kendi adına ikinci, takımının 20. golü. Bu arada Mertcan da takımın en golcü ikinci ismi. 45. sayısını buldu böylelikle. Atakan bıraktı. Çetin'le paslaştı. Kemal çapraz geçişler. Atakan. Atakan Şirin topu dışarı gönderiyor. İkinci yarıya çok kötü başladı. Spor Toto'da Atakan Şirin. Ramazan. Alican merkezde. Çapraz geçiş başlıyor. Bursa Nilüfer Belediyespor'da bıraktı Ramazan. Şimdi Alican. Alican'dan müthiş bir sayı geldi. Serbest atış çizgisinin iki adım önünde. İşte hatta üç bile diyebiliriz. Çok çok uzaklardan bir şut. Tam köşeye gitti. Alican Göçmen ilk yarıda 3 sayı kaydetmişti. Dördüncüsünü buldu. Bu sezon kaydettiği 51. sayı farkı 3'e çıkardı. 21-18. İyi başladı Nilüfer Belediyespor nispeten Spor Toto'ya göre. Mikail pası Uğur'a gelmeden müdahale. Faul. Mola. İlk mola hakkını kullanıyor Spor Toto Spor Kulübü. Buna benzer bir durum. Yine 25. dakikada yansımıştı. Spor Toto Spor Kulübü 16-13'lük skor üstünlüğü yakalamıştı. Sonrasında Nilüfer Belediyespor molası geldi. O moladan sonra kalan 5 dakikada dengeyi sağlayan Nilüfer Belediyespor 17-17'lik dengeyle devre arasına girdi. İkinci yarıya daha iyi başlayan konuk ekip Bursa Nilüfer Belediye Spor Toto Spor Kulübü'ne bir mola aldırdı. Önemli anlar ikinci yarıda görüntüye yansıyor. Atakan'ın ayakla müdahalesi ardından hızlı hücum şansını iyi değerlendirdi. Konuk ekip ve Mertcan kenar yol. Böylelikle ilk sayısını buldu. Fatih yine aynı şekilde
O da ilk sayısını kaydetti. Yeni isimler. Ercan Kenaryol, Tokat Gençlik'ten transferi. Fatih Çalkamış, iki sezon önce Beşiktaş'tan transfer oldu. Özgür Sarak yine aynı şekilde. Geçmiş yıllarda yurt dışında oynuyordu. Beşiktaş'ta yine boy göstermişti. Bu arada görüntüye A milli erkek handbol takımımızın oyuncuları yansıyor. Onlar da maçı takip ediyorlar. Tabii milli takım kamp çalışmalarını Türkiye Handbol Federasyonu Spor Kompleksi'nde yapıyor. Kamp ve eğitim merkezinde yine sürdürüyorlar. Çalışmaları bugün başladı. 30 Aralık'a kadar devam edecek hazırlıklar. Baş antrenör Okan Halay yönetiminde. Bu da az önceki faul pozisyonu. Moladan sonra Mikail'in yüzünü tuttuğu an görüntüye yansıyor. Yüze bir temas. Herhangi bir farklı ceza gelmedi. Karar fauldü. Atakan. Bu arada Tuğberk oyunda sol çaprazda. Tuğberk Çatkın. Mertcan Kenaryol geçit vermedi. Tuğberk pasif yarısı geldi bu arada. Oyun duruyor. Mertcan Kenaryol 2 dakika cezası alıyor. Yüze doğru bir temas olduğunu beden dilinde gördük. Maçın hakemi Serdar Özen'den izliyoruz. Mertcan Kenaryol'un 2 dakika cezası aldığı an. Nilüfer Belediyespor eksik savunma yapıyor. 5 kişilik savunma yayı üzerinde. Çetin Tata denemesi atış topağlarda. Mükemmel bir tata. Çetin ve Alperen Pektaş arasında izliyoruz. Çetin yere inmeden Alperen'i gördü. Alperen topu ağlara gönderdi. Farkı 2'ye indirdi. Ramazan merkezde yine Özgür sağ çaprazda rotasyon var. Bu arada kaleyi boşaltmış Nilüfer Belediyespor. Erdoğan'ın pası, Özgür zor pozisyonda gole attı. Özgür ikinci yarıdaki ilk sayısı, toplamda dördüncü golünü buldu. Farkı 3'e çıkardı Nilüfer Belediyespor. Yine eksik savunma. Konuk ekip Bursa Nilüfer Belediyespor'da 5 kişilik savunma yayı üzerinde. Mikail pivotta top bekliyor bu dakikalarda. Mikail Yıldırım. Kemal pası, Atakan boşluğu buldu ve gol attı. Atakan Şirin ikinci yarıdaki ilk sayısı, toplamda 4'e ulaştı. Fark tekrar 2'ye indi. Bu golle durum 22-20. Yine kaleyi boşaltıyor Nilüfer Belediyespor. 27 saniye var Mertcan Kenaryol'un cezasının dolmasına. Ramazan merkezde. Alican tekrar Ramazan. 5-1'e yakın bir durum var Spor Toto savunmasında. Alican pası Erdoğan'a. Orada bir temas var mı? Erdoğan sürer. Yerde kaldı Mikail o pozisyonun içinde. Hakemler görüşüyor, bu pozisyonu değerlendiriyor. Şimdi Yunus Tokmak ve Serdar Özen ikilisi izliyoruz. Erdoğan burada. Yerde kaldı. Mikail'in bir teması var ve 2 dakika cezası geliyor Mikail Yıldırım'a. Mikail Yıldırım 2 dakika cezası aldı. Az önceki müdahalesi sonrası izliyoruz farklı bir açıdan. Erdoğan Süler yerde kalmıştı. Yüze bir temas. Şimdi Spor Toto Spor Kulübü de eksik kalıyor. 2 saniye var Mertcan Kenaryol'un cezasının dolmasına. 2 dakika şimdi başladı Spor Toto adına. Kalede de Ahmet Furkan Civan kaleyi devraldı Spor Toto'da. Ramazan, Özgür kanada indi. Zor bir pas Ahmet için. Ahmet Aydın topu kavrayamadı. Şimdi kaleyi boşaltan Spor Toto oluyor. Farkı 1'e indirme şansı Spor Toto adına. Maçın da 3'te 2'lik bölümünü geride bırakmak üzereyiz. Kemal kaleye baktı. Farkı 1'e indirdi. Sırı Kemal Akdamar. 4. golü. Sırı Kemal'in bu sayısı bu sezon kaydettiği 47. gol. Takımın en golcü 3. ismi.
Yine 2 dakika cezası devam ediyor. Yay üzerinde 5 oyuncu Spor Toto savunmasında. Ramazan pası Özgür kanatta. Ahmet Aydın atış ama Furkan. Ahmet Furkan Civan ilk kurtarışına imza attı. Beraberlik şansı yakalıyor bu kurtarış sonrası Spor Toto Spor Kulübü. Yine kaleyi boşaltıyor bu arada. Spor Toto bu hücumu gerçekleştirirken. 30 saniye var. Mikail'in cezasının dolmasında. Kemal'in atış topu ağlarda. Dengeyi de sağlayan Sırrı Kemal Akdamar oldu. Bu arada Ahmet Furkan gol izni vermedi. Hızlı hücumla tekrar öne geçmek istedi Nilüfer Belediyespor ama Ahmet Furkan Civan topu kavramayı başarıyor. İşte burada Alican bir aşırtma denedi. Tam olarak Ahmet Furkan'ın kaleyi devraldığını görememişti herhalde. Orada müdahale ve Ahmet Furkan ikinci kurtarışıyla takımına öne geçme şansı yakalattı. Çetin iyi bir fake. Öncesinde bir faul var. Çetin Çelik görüntüde. Çetin tekrar merkezde bıraktı. Kuberk. Çapraz geçişler. Sırrı Kemal. Sırrı Kemal Akdamar. Üst üste 3 gol buldu. Sırrı Kemal şimdi de takımın öne geçirdi. Toplamda Kemal'in 6. sayısı sahanın en skorer ismi oldu bu golle. Ramazan'ın pası Alican Mertcan'a bıraktı. Mertcan kenar yol. Yeniden dengeyi sağlayan gol de Mertcan'dan geliyor. Tempo gitgide artıyor. Kalan son 18 dakikalık bölüm artık. Mücadelede tabelada yine denge var. Kemal. Atakan. Atakan'ın pası. Uğur'a gelmeden pas arası geldi. Furkan Özcan kaleciyle karşı karşıya ilk pozisyonda golü buluyor Furkan. Furkan oyuna girer girmez savunmadaki o müdahalesi hızlı hücum şansı getirdi. İzliyoruz. Burada Furkan araya girdi. Kendi taşıdı. Golü attı ve Nilüfer Belediyespor tekrar öne geçti. Bu arada yine Furkan pas arası yapıyor. Yine kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve yine golü atıyor. Fark 2'ye çıktı. Bursa Nilüfer Belediyespor yeniden 2 farklı üstünlüğe ulaştı. Furkan Özcan yine bir pas arası. Yine kendi taşıdı. Faule rağmen ayakta kaldı ve gol attı. 25-23'lük skor. Furkan'ın bu ikinci sayısı üst üste gelen goller. Sırrı Kemal ile Furkan arasında bir atışma var adeta. Bu arada Şenol Boyar ayına girdi. Şenol Boyar çok deneyimli bir isim. Spor Toto'da bir rotasyon. Alperen bıraktı. Kemal. Sırrı Kemal. Faul var. Alperen pası Çetin Kemal kaleye baktı topağlarda. Sırrı Kemal Akdamar 7. golünü buldu. 50. sayı kendi adına bu sezon kaydetti. Fark 1'e indi. Fatih Şalkamış yerini Erdoğan Sürer'e bırakıyor bu hücum 7'sinde. Nilüfer Belediyespor'da Durmuş Mutlu tekrar oyuna girdi bu arada. Durmuş Mutlu İlk yarıda bir sakatlık yaşamıştım. Tekrar süre alıyor bu dakikalarda. Alican. Ramazan merkezde. Ramazan Mikail karşısında. Faul var. Faul pozisyonu görüntüye yansıdı. Pasif yarısı bu arada Nilüfer Belediyespor hata için. Pasif uyarısı sonrası 4 pas hakkı var takımların. Mertcan kaleye baktı. Ahmet Furkan'da kaldı. Hızlı hücum araya giriyor o noktada. Alican Göçmen. Ramazan bu arada karar 7 metre. Ramazan'ın atışı öncesi bir müdahale. Burakcan Özdaş'tan Ramazan Mutlu yerde. İzliyoruz.
Burada Alican araya girdi. Sonrasında hızlı hücum şansı yakalıyor. Konuk ekip son durakta Durmuş Mutlu taşıdı. Ramazan Mutlu'yu bıraktı. Ramazan Mutlu yerde kalıyor. Karar 7 metre. Ahmet Furkan Civan 3 kurtarış yaptı şu ana kadar. Ramazan Mutlu 3-7 metre atışında golü buldu. Atış toparlarda. 4'te 4 yapıyor Ramazan Mutlu. O da 6. sayısını kaydetti böylelikle. Sırrı Kemal 7. Ramazan Mutlu 6 gol buldu. Sahanın skorerleri bu şekilde yansıyor. Nilüfer Belediyespor kalan son 15 dakikaya 2 farklı üstünlükle gidiyor. Tuğberk merkezde. Fatih Çalkamış'ın müdahalesi. Tuğberk. Şenol. Şenol Boyar bıraktı Mikail. Sırrı Kemal'den çok iyi fake ama Hüseyin Bereket gol izni vermedi. Hüseyin Bereket'in bu 7. kurtarışı. İşte Sırrı Kemal burada. Gol aradı ama Hüseyin Bereket gol izni vermiyor. Bu arada biz o pozisyonun tekrarını izlerken Spor Toto bir top kaybı yaşadı. Hücum Bursa Nilüfer Belediyespor'un. Kalan son 14 dakika. 6-0 savunma devam ediyor Spor Toto'da. Erdoğan. Ercan direğe takıldı. Dönen top Can Ertuğ'da kaldı. Can Ertuğ o da çok güzel bir gol attı. Can Ertuğ ışık doğdu. Tam da yükseldiği an kaleci Furkan'ın boşalttığı noktada bir çevirme yaptı. O çevirmeyle beraber 3. golü buldu. Kendi adına bu 3. golde farkı 3'e çıkardı. Durum 27-24. Sırrı Kemal kaleye baktı ama Hüseyin Bereket'in kurtarışı. 8. kurtarış Hüseyin Bereket'ten. Savunması var Alperen Pektaş'ın. Ramazan Mutlu önünde. Ramazan Mutlu santrada. Bıraktı Alican. Mertcan tekrar. Alican göçmen pası pivotta Erdoğan. Yerde kalıyor karar faul. Alican sol çaprazda. Şimdi Durmuş Mutlu sağ çaprazda. Alican kaleye baktı. Yine bir faul düdüğü. Pasif uyarısı var bu arada. Nilüfer Belediyespor hata için. Pozisyonun tekrarı görüntüde. Atış bu arada direkten döndü Alican. Gol bulamadı. Hızlı hücum şansı Spor Toto adına. Şenol Boyar kana değindi. Yiğit Eröz bir tata denedi olmadı. Tuğberk şimdi. Onun da pası Alperen atış arıyor ve başarılı oluyor. Zor pozisyonda Alperen Pektaş 4. sayısını buldu. Düzeltiyorum, bu maçtaki ilk sayısını kaydetti. Alperen Pektaş buna benzer bir gol de yine Tata ile bulmuştu. Alperen Pektaş'ın bu golü sonrası mola geliyor. Molayı alan Nilüfer Belediyespor oluyor. Fark 2 indi. Son 11 dakika 50 saniye. Önemli anlar. Az önce direkten dönen top. Alican direğe takıldı. Ardından hızlı hücum şansı. Şenol Boyar kanada indi. Orada Yiğit dışarı çıktı. Tuğberk tekrar merkezi Alperen'e bıraktı. Alperen tam yere düşmek üzereyken bu golü atıyor. Farkı 2'ye indirdi Alperen Pektaş. Mola süresi de son buldu.
yine hatırlatalım, 12. hafta kapanış mücadelesindeyiz. Handball Erkekler Süper Lig'de bu maçla beraber devre arasına girilecek. Ve bugünden itibaren de Amili Erkek Handball takımımız kampa girecek. 30 Aralık'a kadar burada Türkiye Handball Federasyonu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışacak. Okan Halay yönetiminde. Spor Toto Spor Kulübü 7 galibiyet, 1 beraberlikle 15 puan topladı. Şu an averaj farkıyla 5. basamağa geriledi. Buradan 1 puan bile alsa 4. basamağa puan farkıyla tekrar çıkmış olacak. Bu arada Can Ertuğ direğe takıldı. Nilüfer Belediyespor'da 10 puan topladı. Ligin 7. basamağında yer buluyor. Şenol Boyar Kemal'e bıraktı. Kemal kanada indi. Yiğit Eröz Hüseyin'i geçemedi. Hızlıcım şimdi Nilüfer Belediyespor'da Özgür Sarak atış toparlarda. Özgür Sarak 5. sayısını buldu. Hüseyin kalkamadı bu arada. Çok sert bir top geldi yüzüne. Yiğit Eröz'den Yunus Tokmak'ta maçın hakemiyle bir kontrol yaptı. Orada Hüseyin Bereket'in durumuna bakmak için bir süre istedi. Orada Hüseyin'in tam da yüzüne değil de sanki çenesinin altına çok sert bir darbe geldiğini görebildik. Daha doğru bir ifadeyle Yunus Tokmak'ın beden dilinde bunu anladık. Bu direkten dönen top Can Ertuğ golü bulamadı, hızlı hücum. Ardından Yiğit Eröz de Hüseyin'i geçemedi. Hüseyin'in işte çenesinin altına gelen çok sert bir şut. Çok ciddi bir tehlikede atlatmış olabilir Hüseyin. Sarsıntı yaşadığı kesin. Oyun devam ediyor, şimdi yeniden hareketlendi. 11 dakika var maçın bitmesine. 3 sayılık avantajı sürüyor Nilüfer Belediyespor'un. Sol kanatta Alperen Pektaş darıçıda ve top ağlarda. Müthiş bir gol attı. Alperen Pektaş'ın çevirmesi. Alperen de 5. sayısını buldu. Dar açıda işte bu çevirme, o falsolu top döndü dolaştı, yerden iğme kazandı ve ağlara gitti. Bu açıdan daha net görüyoruz Alperen Pektaş'ın çevirmesini. Fark 2 indi. Bu arada Alican Göçmen de bir 2 dakika cezası aldı Nilüfer Belediyespor'da. Biz o golün tekrarını izlerken Nilüfer Belediyespor eksik savunma yapıyor. Nilüfer Belediyespor elini güçlendirmeye çalışırken, farkı 2'ye çıkarmaya, 3'e çıkarmaya çalışırken şimdi hızlı hücum yok. Yiğit Eröz yine Hüseyin Bereket'in yüzüne gelen bir top. 2 dakika cezası şimdi Yiğit Eröz alacak. Hüseyin'in kafasına geldi. İzliyoruz. Çok yine tehlikeli bir durum. Yeni kurallara göre 2 dakika cezası ve belki de bazı durumlarda kırmızı kart bile çıkabiliyor. Bunu da yine aktarmış olalım. Bu yüze gelen toplar dolayısıyla. Fark 2'de kaldı. Son 10 dakika 10 saniye maçın bitmesine. Şimdi Spor Toto Spor Kulübü de eksik kalacak. Oyun hareketlilik kazandı. Ramazan merkezde Fatih. Özgür bıraktı, Fatih çalkamış. Tekrar Özgür Sarak kaleye baktı. Buraya takıldı, ardından Ahmet Furkan'ın müdahalesi. O müdahale sonrası hızlı hücum Spor Toto'nun. Uğur Ercelan'ın bloğu sonrası Ahmet Furkan topu dışarı gönderdi. Alperen de Hüseyin'i geçemedi. Hüseyin'den bir kurtarış daha, hızlı hücum. Can Ertuğ kaleciyle karşı karşıya. Atış topağlara gidiyor. Can Ertuğ ışık doğdu. Farkı 3'e çıkartıyor yeniden. Burada Hüseyin'in kurtarışı. Ardından direğe çarpan top. Özgür koşu yapan Can Ertuğ gördü. Atışı topağlara gidiyor. Biz o golün tekrarını izlerken Spor Toto Spor Kulübü Şenol Boyar'la farkı 2'ye indiriyor. Şenol da bu maçtaki ilk sayısını kaydetti. İzliyoruz.
Şenol kendi ilerledi. Atış Hüseyin'in müdahalesi yeterli değil. Top ağlara gitti. Kalan son 9 dakikada fark yeniden 2'ye indi. 29-27'lik skor yansıyor. Her iki ekipte eksik. Çok az bir süresi kaldı Alican'ın cezasının dolmasına ve o ceza doldu. Fatih çalkamış bıraktı Ramazan. Ramazan mutlu. Pası Can Ertuğ. Merkezde Fatih çalkamış. Mertcan'ın atışı. Oyun duruyor. Mertcan da yine 2 dakika cezası alıyor. Atış Ahmet Furkan'ın yüzüne geldi. Mertcan kenar yol ikinci kez eksik bırakacak takımı kendi adına. Hayır, düzeltiyorum. 2 dakika cezası alan Tuğberk Çatkın. Tuğberk Çatkın Spor Toto'yu eksik bıraktı. Nilüfer Belediyespor'da herhangi bir 2 dakika cezası gelmedi. Bu düzeltmeyi yapalım. 4 kişilik savunma var. Ev sahibi ekipte Durmuş Mutlu bıraktı. Mertcan, Ramazan, Fatih. Kanada indi Can Ertuğ. O da pası kanattan kanada Durmuş. Atış topu ağlarda. Pas trafiğinde 4 kişilik savunma karşısında son durakta Durmuş Mutlu. Can Ertuğ'dan aldığı pası golle sonuçlandırdı ve fark yeniden 3'e çıktı. Kalan son 8 dakika. Durmuş Mutlu'nun golü 4. sayısı Durmuş'un. Bu arada kareyi boşalttı Spor Toto. Mikail faul var. Çetin Çelik. Kemal. Alperen. Pasif yürüsü geldi bu arada. Kalesi yine boş. Ev sahibi ekibin. Alperen dönmeye çalıştı. Bir faul daha. Faul pozisyonu görüntüde. Pasif yürüsü devam ediyor. Oyun duruyor. Forma değişecek Alperen Pektaş'ta. Şimdi oyun hareketlilik kazandı Atakan. Atış ama Hüseyin'de kaldı. Hüseyin Bereket'in kurtarışı kenar çizgiden çıktığı için hücum yine Spor Toto'nun. 11. kurtarış. 2 tane 7 metre atışını çıkardı. Hüseyin Bereket çift taneye fazlasıyla ulaştı. Şenol. Artık pas hakkı kalmamıştı. Pasif yarısı son buldu. Mertcan'ın pası Furkan. Can Ertuğ son durakta. Atış ama Durmuş. Düzeltiyorum, Coşkun Göktepe. Coşkun Göktepe. Tam da kaleyi devraldı Ankaracı ile karşı karşıya kalmıştı Can Ertuğ. Bu arada 2 dakika cezası geliyor. 2 dakika cezası. Ve kırmızı kart Alican Göçmen'e çıkıyor. Alican toplamda 3. 2 dakika cezası olduğu için kırmızı kart gördü. Maçın kalan bölümünü tribünden izleyecek Alican Göçmen. Son 6 dakika 14 saniye maçın bitmesi için Nilüfer Belediyespor eksik kaldı. 2 dakika boyunca Yaşar Erdem oyunda. Atakan şimdi Şenol Boyar. Şenol kaleye baktı. Blokta kaldı. Dönem top Çetin. O da yanağlarda kalıyor. Fark 3'te kaldı. Nilüfer Belediyespor eksik savunmayla gol yemedi. Kaleyi boşaltmadı Nilüfer Belediyespor. Bu 2 dakika cezası dolayısıyla. Orada yerde kaldı Alperen ve Fatih Çalkamış ikilisi. Durmuş Mutlu merkezde.
Şimdi bıraktı Fatih Çalkamış. Ramazan pasif yarısı geldi. Nilüfer Belediyespor hata için. Son 5 dakikaya giriyoruz. 30-27'lik skor üstünlüğü var. Atış Coşkun'da kaldı. Topu Alperen dışarı gönderdi ve hücum yine Nilüfer Belediyespor'un. Ramazan merkezde yine durmuş. Pası pivotta ama Uğur Erceylan pas arası yapıyor. Hızlı hücum Spor Toto adına. Mikail şimdi topla buluştu, bıraktı Alperen Pektaş'a. Alperen'e şut imkanı vermedi Fatih Çalkamış. Mikail bıraktı Şenol. Pas hatası. Kurmuş Mutlu pas arası yapıyor. Son 4 dakika kala fark 3'te kaldı yine. Alican Göçmen'in cezası son buldu. Daha doğru bir ifade değil. Alican Göçmen'in kırmızı kartı sonrası 2 dakika cezası da son buldu. Ve şimdi 6 kişi yükleniyor. Konuk ekip Nilüfer Belediyespor. Erdoğan bıraktı. Mertcan. Pası Fatih. Pasif yarısı geldi. Fatih'ten atış topu ağlara gitti. Fatih Çalkamış ikinci golünü buluyor. Bak ilk kez dörde çıkıyor. Fatih Çalkamış tam köşeyi buldu. Son 3,5 dakika kala Nilüfer Belediyespor üstünlüğü. 2 dakika cezası Fatih Çalkamış'a. Fatih de toplamda ikinci 2 dakika cezasını görmüş olacak. Nilüfer Belediyespor toplamda 6. kez 2 dakika cezası aldı. Orada Yaşar Erdem Ateş topu dışarı gönderdi. Yine eksik savunma gol yemedi Nilüfer Belediyespor'da. Nilüfer Belediyespor buradan galibiyet çıkardığı takdirde puanını 12'ye yükseltecek. En yakın rakibi İzmir Büyükşehir Belediye ile aradaki farkı 1'e indirecek. Devre arasında da galibiyetle girmiş olacak. Spor Toto galip gelirse ya da bir puan çıkartırsa yeniden 4. basamağa çıkacak. Ertuğ bıraktı. Furkan iki sol kanatta yükleniyor. Konuk ekip Uğur Erceylan. Düşmemesi için Furkan'ı kavradı ama orada bir yüze müdahale olduğu yönünde Furkan Özcan'ın itirazları. İzliyoruz yaşananları. Bu arada Ramazan'ın atışı kalecide kaldı. Bir pas arası geldi. Yine Spor Toto hata izliyoruz. Alperen atış top ağlara gidiyor. Bak 3'e indi. Alperen Pektaş toplamda 6. sayısını buldu. Son 2 dakikaya giriyoruz artık. Furkan yakın savunması var Spor Toto oyuncularının. Can Ertuğ, Furkan Özcan. Peki oyun duruyor. Pasif yarısı geldi Nilüfer Belediyespor hata için. Ramazan. Ramazan atış topağlarda çok kritik bir gol attı. Ramazan Mutlu. Fark yeniden 4'e çıkıyor. Son 1,5 dakika kala. Kalkamadı bu arada Mertcan Kenaryol. Bu da Ramazan Mutlu'nun golü. Toplamda 7. sayısını buldu Ramazan da. Son 1 dakika 20 saniye kala fark 4. 2 dakika cezası. Mertcan Kenaryol. 2 dakika cezası aldı. Düzeltiyorum. Her iki ekipte herhangi bir eksiklik yok. Görebildiğim kadarıyla. Bu arada atış topağlara gitti. Çetin Çelik golü attı. Farkı 3'e indiriyor. Az önceki karışıklığı da gidermiş olalım. 3 hücum boyunca oyuna giremeyecek. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası
Mertcan Kenaryol bunu işaret etti maçın hakemi Yunus Tokmak. Ve mola geliyor. Molayı alan Nilüfer Belediyespor oluyor. Sayın seyirciler. Kalan son bir dakika artık. Fark 3 sayı ve çok önemli bir avantajla girecek son dakikaya Nilüfer Belediyespor. Bu mola sonrasında da mümkün olduğu kadar süreyi eritmeye çalışacak. Ya da biz öyle tahmin ediyoruz. Dediğimiz gibi buradan 2 puanla yani galibiyetle döndüğü takdirde Nilüfer Belediyespor tabelada yerini değiştirmeyecek. Ama puanını 12'ye çıkartıp İzmir Büyükşehir Belediye'yle farkı 1'e indirecek. Milli takımın oyuncuları görüntüye yansıyor. Onlar da kamp çalışmaları çerçevesinde 10 gün boyunca Ankara'da olacaklar. Bu maçın bitmesiyle beraber de kamp çalışmaları daha da hızlanacak. Amirli erkek handbol takımımız 10 gün boyunca Ankara'da olacak. Yılbaşına kadar burada çalışacak. Okan Hulusi Alay yönetiminde. Mola süresi son buldu. Hücum Nilüfer Belediyespor'un ve artık 3 sayılık avantaj var. Pasif girişi hemen geldi. Fatih Çalkamış atış direkte ve dönen top yine Fatih Çalkamış'ta kaldı. Çok ilginç. Son 40 saniye. Tekrar pasif uyarısı geldi. Oyuna bu arada Feridun Çetin girdi. Genç pivot, o da süre alıyor. İki pivotla yükleniyor Nilüfer Belediyespor. 2 dakika cezası. 4 dakikaya çıktı. Mikail Yıldırım itirazları sonrasında 4 dakika cezası aldı. 2 artı 2 yani katlamalı bir ceza. Buradaki müdahalesi sonrası itirazları son 30 saniye kala eksik kalacak. Spor Toto Spor Kulübü. Kırmızı kart görüyorum Mikail Yıldırım. Bundan sonraki aşamada artık tribünde olacak. Oyun hareketlilik kazanmadı henüz. Son 30 saniye maçın bitmesi için. Fatih. Pası Ahmet Aydın için zor toptu. Hücum Spor Toto'nun Şenol'un pasında Çetin Çelik kaleciyle karşı karşıya kaldı. Farkı 2'ye indirdi. Son 12 saniye kala. Durum 32-30. Çok güzel bir pas. Bu açıdan daha net bir şekilde gördük. Şenol Boyar'dan asist. Bu arada son sözü söyleyen Fatih Çalkamış oluyor. Farkı yeniden 3'e çıkartıp siren sesi duyuluyor.